Merhabalar arkadaşlar, bu dersimizde de geçmiş olduğumuz eş baskınlık, çok hayallik ve kan grupları konusunun soru çözümü videosunu yapacağım. Daha öncelerde konuların yetişmesi adına soru çözümü yapmamıştım bu konuyla alakalı. Hızlı geçmiş olduk. O yüzden bir daha pekiştirmek adına, anlamadığımız yerlerin tamamlanması adına böyle bir video hazırladım size. İlk sorumuz, aşağıdaki tabloda insanda M ve N kan gruplarının kalıtımına ait bilgiler verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre hangileri doğrudur diye sormuş. Kalemimizi alalım. Şimdi M ve N kan grubunu hatırlayalım. Bu eş baskın bir kan grubuydu. Beraber bulunduğunda ikisini bir arada gözleyebiliyorduk. Fenotipte ayrı ayrı bulunduğunda sadece iki allelde de M olursa M, iki allelde de N olursa N kan grubunda, yani antijeni bulunuyordu alveollerde diyoruz. Evet, LM ve LN allellere eş baskındır diyor. Doğru, çünkü bakıyorum ikisi bulunduğunda genotipte fenotip olarak M ve N kan grubunda görülüyor. Doğru. N fenotipli bir bireyin genotipi kesin olarak belirlenebilir. Eğer fenotipi N ise, o zaman bu bireyin genotipi tabii ki iki tane N allelinin yan yana gelmiş olması olacak. Başka bir seçenek olamaz. Doğru. MN kan grubu birey ile N kan grubu bireyde ortak antijen bulunmaz. Niçin bulunmasın? N'de de N var, MN'de de N var. O yüzden bu yanlış. MN karakteriyle ilgili iki heterozigot bireyin çaprazlanması sonucu 3 farklı genotipte birey oluşabilir. Şimdi bu ikisini bir çaprazlayalım hemen. MN. Ay ne kadar zor. Evet, çaprazladığınızda ne olacak? Önce büyük M, büyük M, sonra büyük M, büyük N, sonra büyük N, büyük M olacak. Gerçekten zorlanıyorum. Sonra büyük N, büyük N olacak. Evet, gördüğünüz gibi kaç tane farklı genotip oluşmuş? Bir tanesi büyük M, büyük M. İki tanesi bu. Yani bunu 1 olarak sayıyorum. Kaç farklı dediği için 1 olarak sayacaksınız. Üçüncüsü de burada olduğu için 3 farklı genotip oluştu. Bu yüzden bu doğru. O zaman 1, 2, 4 doğru olan olarak Denizli şıkkı olacaktır. Evet. 2. Aşağıda kürk rengi bakımından 4 farklı fenotipte tavşan gösterilmiş. Tavşanlarda kürk rengi karakteri 4 farklı alel tarafından kontrol edildiğine göre ilgili özelliğin belirlenmesinde etkili aleller arasındaki durumlardan hangisi gözlenir demiş. Şimdi yabani A1, gümüşüye A2, Himalaya'ya A3, albino'ya da A4 diyelim demiş alel olarak. Şimdi bunların birbirlerine baskınlığında hangisi gözlenir diyor. Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Birincisi A1 büyüktür, A2 büyüktür, A3 büyüktür, A4 demiş. Evet, doğru, bunu biliyoruz. Yabani, gümüşüye, gümüşü, Himalaya'ya, Himalaya'da albino'ya baskın olacaktı. Diğerlerine baktığımız zaman A1 ile A2 eş baskın mıdır? Yabani ile gümüşü eş baskın değil. Himalaya ile albino da eş baskın olamaz. Bunu da biliyoruz. Yanlış. Birincisi doğruydu. A1 A2'ye baskın, A2 A3'e eşit, eş baskın. A3 de A4'e baskın mıdır demiş. Hayır, bu da doğru değil. Cevap yalnızca 1 olacak. Tavşan için geçerli olan bu. Evet. Bu genel bir bilgi sorusuydu. Kan plazmasında hem anti A hem de anti B bulunan bireyin kan grubu genotipi hangisine verilmiş? Anti A, anti B, yani antikor A, antikor B bulunacak. Demek ki ikisini de istemiyor. İkisine de savaş açmış. Hatırlayın, antikor varsa, mesela antikor A varsa, eğer A kan grubu verilirse bireye, birey bunu kabul etmiyordu. A'yı kabul etmiyor. Ya da antikor B varsa B'yi kabul etmiyordu. Bu bireyde ikisini de kabul etmemesi lazım. Kim olabilir ikisini de kabul etmeyen? Tabii ki sıfır kan grubundaki birey ikisini de kabul etmez. Antikor. Tabloda insanda AB0 sistemine göre kan grubunun belirlenmesi ve kalıtımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre hangisine ulaşabiliriz demiş. Evet, tabloda normal bizim de bildiğimiz gibi kan gruplarını sıralayıp alveollerindeki antijeni ve antikorlarından bahsetmiş. 1. İlgili özellik bakımından heterozigot genotip çeşidi sayısı 3'tür. Bakıyorum heterozigot olanlara. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, evet, 3 tane heterozigot var, doğru. Heterozigot genotipi olmayan kan grubunun al yuvarında antijen bulunmaz. Heterozigot olmayan kim? 0. Bunun kan grubunda al yuvarında antijen var mı? Yok, doğru. Plazmasında tek çeşit antikor bulunduran bireylerin fenotipine bakarak genotipini belirleyemezsiniz demiş. Tek çeşit antikor bulunduran kim? Ya A'dır ya da B'dir, değil mi? Bu yüzden arkadaşlar bunların sadece fenotipine bakarak genotipini belirleyebilir misiniz? Hayır, çünkü homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir, bilmiyoruz. O yüzden belirleyemeyiz. Doğru. Kan grubunun belirlenmesine etkili olan A ve B allelleri eş baskın.
AB'ye eş baskınlığa, evet, AB bir bireyde bulunduğu an ikisi birden fenotipte gözüküyor. Bu yüzden doğrudur. Hepsi doğru diyoruz. Aşağıda bir bitki türünde K özelliğinin kalıtımı ile ilgili bilgiler verilmiş. KA ile KB allelleri eş baskın. KA bakımından homozigot birey ile KB bakımından homozigot birey çaprazlanırsa F1 dölü elde ediliyor. F1 dölü kendileştirilirse F2 dölü elde ediliyor. Buna göre hangileri yanlıştır demiş. Şimdi F1 dölünde %100 heterozigot genotipli bireyler oluşur. F1 dölünü inceleyelim. KA ile homozigot olsun. Küçük bir A yazıyorum buraya. Hemen homozigot bireyimi çizdim. Bununla yine KB bakımından homozigot birey çaprazlansın. KB. Çaprazladığımda F1 dölünü elde edeceğim. %100 heterozigot mu? Evet. AB. 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 Başka bir yolu var mı? Hayır, yok. O yüzden hepsi heterozigot olacak. Doğru. KA fenotipli birey genotipi kesinlikle homozigottur. Eğer dışarıdan sadece KA olarak gözüküyorsa kesinlikle homozigottur. Doğru. Niye? Çünkü A ve B birleşseydi kesinlikle eş baskın oldukları için dışarıdan AB diye gözükecekti. Ama bu adam A diye gözüküyor. Demek ki KA, KA olarak genotipinde yerleşmiştir allellere. Homozigottur diyorum. KB fenotipli bireyin genotipi heterozigot olabilir mi? Hayır, aynı şekilde KB de KA gibi homozigot olmalı. KB ve KA yani heterozigot olsaydı o zaman eş baskın olduğu için KA, KB diye gözükürdü birey. Bu yanlış olan cevap diyoruz. Çok alellik gösteren bir karakterle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur demiş. Diploid bir bireyde etki eden alel çeşitlerinin en fazla ikisi bulunabilir. Tabii ki diploid birey ne demek? 2N demek. 2N. Yani bir anneden biri babadan gelmiş. Bir tane allel anneden bir tane babadan geliyorsa nasıl 2'den fazla bulunabilir alel? Olamaz. Doğru. Aleller arasında her zaman tam baskınlık bulunur. Ne alakası var? Tam baskınlık ile çok alellin bir alakası yok. Yani bir sürü aleli var sadece. Kim kime baskın bilinmez. Eş baskın da olabilir bunlar. Hayır. Genotip çeşidi fenotip çeşidinden azdır. Böyle bir bilgiye de şu anda herhangi bir bireyi sorduğu için, herhangi bir karakteri sorduğu için varamayız. Cevap yalnız bir olacak. Aşağıdaki tabloda 4 bireyin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Tabloda numarayla gösterilen bireylerle ilgili hangisi yanlıştır? Evet, birinci birey iki özellik bakımından heterozigot olabilir. Bakalım A kan grubundanmış. A kan grubunda olan bir birey hem büyük A büyük A olabilir hem de büyük A sıfır taşıyor olabilir. Bu yüzden heterozigot olabilir. RH sisteminde pozitifmiş. RH pozitif olan birey de ya büyük R, büyük R idi. Ya da büyük R, küçük R'ydi, hatırlayalım. Ama küçük R, küçük R olsaydı kesinlikle negatif olacaktı. Bu yüzden bu da yine aynı şekilde heterozigot olmuş olabilir. Ama MN sisteminde eğer N gözüküyorsa kesinlikle büyük N, büyük N homozigottur. En az iki özellik diyor zaten. Bu doğru. İkinci birey bir özellik bakımından çekiniktir demiş. Bakıyorum burada eş baskın karakteri var. Çekinik değil, ikisi de baskın. RH negatif diyor. Evet, küçük R küçük R. Küçük R küçük R olduğu için kesinlikle çekinik. Doğru. Diğer özelliği MN zaten eş baskın. Üçüncü birey en az bir özellik bakımından kesinlikle homozigot demiş. Üçüncü bireye bakıyorum. Bir tanesi heterozigot. Bu da kesin olamaz. Yine bu şık gibi yani. Homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Ama N kan grubu kesinlikle homozigot demiştim. Doğru. Dördüncü birey iki özellik bakımından homozigottur. Sıfır olması için kesinlikle çekinik olduğu için sıfır. Yanına bir tane daha sıfır gelmiş olması lazım. Homozigot. Burası evet çekinik olduğu için küçük R küçük R olacak. Eksi olduğu için B kesinlikle homozigot. Bu heterozigot eş baskın zaten. Bu da doğru. 1 ve 4. bireyde 3 özellik bakımından da ortak alel bulunmaz. Hemen bakıyorum. Ortak alel var mı? 0, 0. Hayır, bunda bulunabilir. Burada bulunamaz. Hayır, burada bulunabilir. Ama kesin değil. Burada da bulunabilir. Yani eğer şuysa. Yine kesin değil. Ama MN sisteminde kesinlikle adam ne?
İçinde kesin N harfi var. Yani N kan grubunu taşıyor. Ama MN'de de N var. Bu yüzden ortak allel bulunuyor. Bu yanlış olandır arkadaşlar. Evet. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki kan grubu kalıtımı gösterilmiştir. Buna göre annenin genotipinin heterozigot olma olasılığı hangisi? Evet, anne hangisi burada şu. Çocuklara bakıyoruz. Hepsinde 0 var neredeyse. Bir tanesinde yok. Demek ki bir yerden kesinlikle bu 0'ı almış çocuklar. Hatta bir tane çocuk tamamen 0-0 olduğu için anne baba da kesinlikle bir tane 0 bulunuyor yorumunu yapabilirim. Sonra hem A alan var hem B alan var. Demek ki annenin bir tane anne A ya da B'yi taşıyor ya da baba A ya da B'yi taşıyor olabilir. Genotipin heterozigot olma olasılığını sormuş. Yani anne burada A da olsa B de olsa sonuçta B 0 olacak bu da. A 0 olmuş olacak. Kesinlikle heterozigot olduğu için %100 anne heterozigottur diyorum. Heterozigot B kan grubuna sahip bir babanın. Hemen çizelim. Heterozigot B ne demek? B 0 demek. Bu 0 kan grubuna sahip bir çocuğu olmuş. Yani 0 0 olmak zorunda çocuk. 0 0. Annenin kan grubu bakımından heterozigot genotipli olma olasılığı hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi anneyi bulmamızı istiyor heterozigot olmasına. Bir kere anne kesinlikle çocuk 0-0 olduğu için bir tane 0'ı anneden almış. Demek ki annenin bir tarafı kesin 0. Diğeri ne? Burada heterozigot genotipli olma olasılığını sorduğu için annenin başına gelebilecek bütün heterozigotlu olma olasılıklarını sayalım. Bir kere ne heterozigot olabilir? A 0 olabilir. Bütün olasılıkları yazıyorum. B sıfırlık bir heterozigotluk olasılığıdır. Gerçekten yazmayı hiç beceremiyorum şu an. Bir de A, B olabilir. Evet, bu üçü de heterozigotluk olma olasılıklarıdır. Ama annemiz ne? Kesinlikle yanında sıfır olan bir şey olacak. O zaman ya A sıfır annemiz ya da B sıfır. Demek ki iki olasılık var. Toplamda kaç olasılık var? 1, 2, 3 tane olasılık var. Bu yüzden annenin heterozigot olma olasılığı 2 bölü 3'tür. O da Bursa seçeneğinde yer almaktadır. Aşağıdaki RH kan grubu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre heterozigot RH pozitif kan gruplu anne, babanın RH negatif kan gruplu çocuğun olma ihtimali hangisine doğru verilmiştir? Şimdi... Eğer diyor genotipte büyük R büyük R görüyorsanız fenotip pozitif RH pozitif olacaktır. Büyük R küçük R ise RH pozitif olacaktır yine baskın olduğu için. Küçük R küçük R ise RH negatif olacaktır diyor. Şimdi anne heterozigot RH pozitifmiş yani anne buymuş. Baba da ve babası da heterozigot RH pozitifmiş. İki tane hemen yazalım. Ve şöyle bir aile. Şimdi bu iki ailenin çocuğunun RH negatif olmasını istiyoruz. Yani küçük R, küçük R olmasını istiyoruz. Bunun ihtimali nedir? Arkadaşlar normal çaprazlama yapacaksınız. Bunu yaptığınızda büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, küçük R, büyük R ve küçük R, küçük R olmak üzere 4 tane olasılık ortaya çıkacak. 4 olasılıktan kaç tanesi küçük R, küçük R çıktı? Bir tanesi. 1 bölü 4 yüzde kaça denk gelir? Tabii ki de %25'e denk gelir. Bir ailenin kan grupları ile ilgili annenin heterozigot genotipli olduğu ve baba ile çocuktan kan alabildiği. Babanın homozigot olduğu, homozigot genotipli olduğu, çocuğun heterozigot genotipli olduğu ve babadan kan alabilirken anneden alamadığı biliniyor. Anne baba çocuğun kan grubu genotipleri hangisine doğru verilmiş? Şimdi birbirlerine kan verme olayını hatırlayalım. AB herkesten kan alabilen bir gruptu. Sıfırsa herkese kan verebilen bir gruptu. A sadece AB ve A sadece A ve 0'dan alırken B de B ve 0'dan alabiliyordu gibi bir durum söz konusuydu. Bu yüzden annemiz heterozigotmuş. Yani ya AB olacak ya A0 ya B0 olacak. C'yi eliyorum. Ve baba ile çocuktan kan alabiliyormuş. Herkesten kan alabilen bir grup AB olabilir. Anne AB olabilir. Yani bu durumda babadan alamazdı. O yüzden D şıkkını eliyorum. Bakalım çocuktan da alamaz. Bunu da eliyorum. Babanın homozigot genotipli olduğu. Baba homozigotsa ya BB ya 00. Evet bu şıklar yine kaldı. Çocuğun heterozigot olduğu ve babadan kan alıp anneden alamadığı. Çocuğun heterozigot olduğu bir tek burası var. Babadan kan alabilirken anneden alamıyor. Doğru. O zaman cevap Bursa olacaktır.
RH negatif kan gruplu anne ile heterozigot RH pozitif kan gruplu babanın doğacak çocuklarıyla anne arasında kan uyuşmazlığı görülme ihtimali hangisi? Şimdi RH negatifse kan uyuşmazlığını hatırlayalım. Neydi? Anne RH negatif olacak, baba RH pozitif olacak. Çocuksa RH pozitif olmalı. Bu durumda çocuğun RH negatif ve RH pozitif olma oranı kaç? %50'dir. Ya RH negatif olacaktır çocuk ya RH pozitif olacaktır. Bu yüzden bu oran değişmeyeceğine göre %50 oranında kan uyuşmazlığı görülecektir. Aşağıda verilen bireylerden hangisinin AB0 sistemi bakımından kan grubu kesin olarak belirlenemez? Al yuvarlarında yalnızca B antijeni bulunduran birisi. Bu birey sadece B grubudur diyoruz. Plazmasında antikor bulunmayan birisi. Eğer hiç antikoru yoksa AB kan grubudur diyoruz. Al yuvarlarında hem A hem B antijeni bulunduruyorsa AB kan grubudur diyoruz yine. Plazmasında yalnızca B antikoru bulunduran, sadece B antikoru varsa A kan grubudur diyoruz. Al yuvarlarında antijen bulunduran. Ne antijeni? Kimin antijenini bulunduruyor? Hani hiçbir şey bilmiyoruz bunun hakkında. D ve E genleri otozomlarda taşınır ve aralarında eş baskınlık ilişkisi vardır. Tamam, otozom yani vücut kromozomlarında taşınıyormuş ve eş baskınlarmış birbirlerine. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Fenotipi D olan dişi birey ile fenotipi E olan erkek birey çaprazlanırsa tüm yavruların fenotipi anne babanın ikisinden de farklı olur. Şimdi öncelikle fenotipi D olan dışarıdan D gözüküyorsa kesinlikle DD denk gelmiştir. Çünkü eş baskın olduğu için başka bir seçenek yok. DD denk gelmeli genotipinde. Fenotipi E olan kişi de yine EE denk gelmiş olmalı. Bunların ikisini çaprazlarsan tüm yavruların fenotipi anne babanın ikisinden farklı olur mu? Her halükarda DE, 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 DE denk geliyor. Hem anneden hem babadan farklı. Bu yüzden doğru. DE çarpı DE genotipli iki bireyin çaprazlanmasıyla oluşan iki yavru fenotipi kesinlikle farklı olur demiş. İki yavru kim oluşabilir? Ya DD oluşur, ya DE oluşur, ya da EE oluşur. Değil mi bu çaprazlamada? Üç farklı tip fenotipte yavru gözükmekte. Bu yüzden iki yavrunun fenotipi kesinlikle farklı olur mu? Hayır, çünkü fenotipte çocuk da doğmuş olabilir. Yani bunların 4 tane çocuğu olmayacak sonuçta. Yanlış. Genotipi DE ve EE olan iki kardeşin anne babalarının genotipleri birbirinden farklıdır. Hemen bir deneyelim. Bir kere ikisine de E verildiğine göre bu kardeş iki kişisinden de EE aldığına göre hem annede hem babada E bulunmak zorunda. Evet. Diğer alleli ne olabilir bunların? Diğer alleli ya bir tanesi D verdiği için diğeri E olacak. Değil mi? Böyle olabilir anne baba. O zaman bu şık doğru olur ama kesinlikle diyor. Bir başka bir türlü de olabilir. Yine burası DE olur anne. Peki baba ne olur? Baba DE olamaz mı? Olabilir. Babanın DE olduğu bir durumda arkadaşlar çocuklar hem DE hem de yine EE çıkabiliyor. Çaprazlama yaparak bunu görebilirsiniz. Bu durumda da anne baba aynı genotipe sahip oldu. Bu da kesinlikle doğru olmadığı için eleniyor. Cevap yalnızca 1 olacaktır. Aşağıda verilen soy ağaçlarının hangisindeki ailede anne ve baba çocukların her ikisinden de kan alabilirken çocuklar arasında kan alışverişi kesinlikle yapılamaz. Şimdi anne baba her ikisinden de kan alsın. Demek ki sıfır. Mesela A şıkkına bakalım. A anne çocuklardan kan alabiliyor mu? Buradan da alabiliyor, buradan da alabiliyor. Baba alabiliyor mu? Hayır. Alamıyor. Çünkü burada bir tane A var. Alamadı. Buraya bakalım. AB olan anne, AB olan baba. Herkesten kan alabildiği için ikisi de ne olursa olsun alabilecek kan. Ama çocuklar arasında kan alışverişi yapılamaz demiş. AA, BB. Evet, kesinlikle bu şıkta çocuk arasında kan alışverişi yapılamaz. Alelleri arasındaki baskınlık durumu A, B'ye baskın, B, C'ye eş baskın ve C'de D'ye baskın şeklinde olan bir karakterle ilgili oluşabilecek fenotip ve genotip çeşit sayısı hangisine verilmiştir? Ve B ve C alelleri eş baskındır demiş. Evet, bunu görüyoruz zaten. Evet arkadaşlar, fenotip çeşidi sayısının bulunmasını hatırlayalım. Fenotip çeşidi N'e eşitti. Yani N de burada kaç tane alel varsa o kadardı. Gördüğünüz gibi
Hem birincisi A, ikincisi B, üçüncüsü C, dördüncüsü de D olduğu için 4 tane fenotip çeşidi mevcut. Ha, ama burada eş baskınlık söz konusu olduğu için burada B, B, C de olabilir fenotip. Bu yüzden 5 tane fenotip çeşidi olacak. Bu 4, 6 ve 8'i eliyorum. 4 artı 1'den 5 çıktı. Genotip çeşidi sayısında n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden bulabiliyordunuz. N 4 olduğu için, 4 tane alel olduğu için 4 çarpı 4 artı 1 bölü 2 yaparak bulabilirsiniz. Şu 1 yani belli olsun. Evet, burası 5. 4 kere 5 20. 20 bölü 2'den 10 olacaktır. Cevap Bursa. Aşağıdaki tabloda bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Annenin kan grubu genotipi A0'dır. Bakıyorum anne A fenotipinde gözüküyor ama çocuklardan bir tanesi 0 olmuş. Demek ki anne 0 vermiş, o zaman A0. Doğru. Babanın kan grubu genotipi B0. Aynı şekilde baba da B görünüyor ama çocuğu 0-0. Bu yüzden baba da çocuğa 0 vermiş olmalı. B0 olmalı kendisi de. Birinci çocuk hem anneden hem babadan çekinik aleli almış. Evet, daha demin söyledim. İkisinden de sıfır aldığına göre çekinik aleli almıştır. İkinci çocuğun kan grubu genotipi BB'dir. Neden? Annede hiç B yok. Hiçbir şekilde B veremez. Bu B0 olmak zorunda, yanlış. Üçüncü çocuğun kan grubu genotipi A0'dır. Evet, çünkü anne A0, baba B0. Çocuğa anne A vermiş, baba da doğal olarak 0 vermiş ki çocuk A fenotipli gözükmüş Denizli. AB RH negatif kan gruplu bir bireyden 3 damla kan örneği alınıyor. Üzerine şekilde belirtilen antikorlar damlatılarak çökelme durumları gözleniyor. Buna göre numaralanmış kısımların hangilerindeki kan damlalarında çökelme olacak? Tipik bir kan grubu bulma deneyi bu. Size anlatmıştım. Antikorlar damlatıldığında tam tersi etki yaratılacağı için çökelme olacak. Hangisine çökelme olursa o kan grubundandır diyoruz. AB'nin ikisinde taşınına göre ikisinde de çökelme olmalı. Ama negatif dediği için anti-RH'te çökelme olmasını bekleyemeyiz. Pozitif olsaydı çökelme olacaktı. O zaman cevap 1 ve 2 olacaktır diyoruz. Bir karakteri belirleyen 4 farklı alel arasındaki baskınlık çekiniklik ilişkisi verilmiş. KA, KB'ye, KB, KC'ye, o da KD'ye baskınmış. Bu durumda bu çaprazlamalar yapıldığında oluşan yavru bireylerde ortaya çıkacak fenotip çeşidi sayısına göre çoktan aza doğru sıralanış hangisinde verilmiş? Evet arkadaşlar, bakıyorum. AB ile BD'yi çaprazladığımda kaç farklı fenotip ortaya çıkar? Bir kere A'nın yanına ne gelirse gelsin baskın olduğu için A fenotipi gözükecek. Birincisi A olmalı, ikincisi de A olmalı. Bir tek A çıktı bundan, bir. Sonra B ile çaprazladığımda BB B'yi verir fenotipte. BD kimi verir? Bakıyorum. BD'ye baskın olduğu için yine B'yi verir. Demek ki bu bireylerin yavruları iki farklı fenotipte olacak. Diğerlerine bakalım. B ile A'yı çaprazlamış. Bakıyorum. A çıkar. B ile C'yi çaprazlarsam B çıkar. C ile A'yı çaprazlarsam A çıkar. C'yi çaprazlarsam C çıkar. Kaç farklı fenotip çıktı? 1, 2, 3 farklı. 3 farklı fenotip çıktı. Şimdi sonuncusuna bakalım. C ile C, C çıkarır. C ile D, C çıkarır. C ile C, yine C çıkarır. C ile D, yine C çıkaracağı için sadece bir tane fenotipte çocuk oluşacak. O yüzden çoktan aza doğru sorduğu için 2, 1, 3 olmalıydı cevap. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. Soru çözümlerini tek tek videoyu durdurarak siz de kendiniz önce çözüp sonra benimle beraber çözümü kontrol edebilirsiniz. Yine de anlamadığınız bir çözüm, bir soru olursa bana sorabilirsiniz. Zoom derslerinde de aynı şekilde soruları çözebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.